Herkese merhaba. Bugün size kısa vadeli yabancı kaynaklardan 320 satıcılar hesabını anlatıyorum. 320 satıcılar hesabı malın iadesi ya da satıcıya ödeme yapılması poliçe kabulünde borca veresiye mal alımında alacak kısmına kayıttır. Örneklere baktığımızda firma X şirketten veresiye 1500 TL %20 KDV'lik mal alıyor. Alınan malın önce birinci soruya bakalım. %53 ticari mallar hesabı 1500 lira, %20'si 300 lira ve satıcılardan aldığı için 320 satıcılar hesabı 2800 lira. Burada 320 satıcılar hesabı kendi kayıtlarınızda isim olarak da kayıt yapabilirsiniz. Alınan malın 500 TL'si %20 KDV'lik kısmı iade ediliyor. %20'lik kısmı KDV'siyle beraber iade ediliyor. Burada 500 lira ticari mallar hesabı alacaklandırıyor. 391 hesaplanan KDV hesabı ise 100 lira alacaklandırı alarak 320 satıcılar hesabıyla kapatılıyor. Gönderilen mal için işletme adına satıcının nakliye gideri 200 TL'dir. Gösteren belge 200 TL'lik gösteren belge alınıyor. Burada nakliyatı da satış olarak gösteriyoruz. 153 ticari mallar hesabı bir alışımız var. 200, KDV'si 40 lira, 320 satıcılar hesabı alacaklandırarak kapatılıyor. Satıcının işletme üzerinde çektiği 20 bin TL'lik poliçe kabul ediliyor. Bizde 20 bin TL bir borç senedi var. Bunu biz kabul ediyoruz. 20 bin TL borç senedi satıcılar hesabı borçlu. 320 borç senetleri hesabı 20 bin TL alacaklı durumda. Satıcının işletme üzerine çektiği 20 bin TL poliçeyi bu şekilde kaydediyoruz. Satıcıya 6 bin TL ödeme yapılıyor. Borcumuzdan 6 bin lira ödeme yapıyoruz. 320 satıcılar hesabı borçlu. 100 kasa hesabı 6 bin TL alacaklı. Dikkatimizi çekiyorsa şuradaki hesabın 6 bin lirası vermiş oluyoruz. Daha sonra satıcı ciro üzerinden 750 TL indirim yapıyor. Bize kendi cirosu üzerinden bizim alışveriş yaptığımız ciro üzerinden 750 liralık bir indirim yapıyor. Bu da 679 diğer olağan dışı gelirler ve kârlar hesabına aktarılıyor.